Donguç Kampüs'ten herkese merhabalar. Çözeltilerde derişim ve koligatif özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde hatırlıyorsunuz karışımları sınıflandırmasından bahsetmiştik. Ve tanecikler arası etkileşimlerden bahsetmiştik. Yani çözünme olayını açıklamıştık. Şimdi de bu çözünme olayı gerçekleştikten sonra yani çözelti yani homojen karışımlar oluştuktan sonra Bunlar arasındaki oranlardan ve bu oranın bazı etkilerinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi neler olacak içerikte? Önce bir ondan bahsedelim. Seyreltik ve derişik çözeltileri karıştır karşılaştıracağız. Yani aslında bu oranla ilgili karşılaştırmalar yapıyor olacağız. Ardından derişim dediğimiz kavramı kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm başlıkları altında farklı farklı derişim türleri üzerinden görüyor olacağız. Ne tarz karışımlarda, çözeltilerde biz kütlece yüzde ne tarz karışımlarda ya da çözeltilerde Hacimce yüzde ne tarzlarda ppm kullanacağız. Bunlardan bahsedeceğiz ve hesaplamalarını yapacağız ve çözeltilerin erime ve donma noktalarını karşılaştıracağız. Yani hangi çözeltilerde daha yüksek hangilerinde daha düşük bir erime veya bir diğer adıyla donma noktasına sahip oluruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Tamamladıktan sonra da ÖSYM tarzı bu soruyu hep birlikte çözebiliyor hale gelmiş olacağız. Şimdi adım adım gidecek olursak seyreltik ve derişik çözeltilerden bahsederek başlayacağız. Seyreltik derişik şu demek arkadaşlar birisi yani eğer seyreltik bir çözeltiden bahsediyorsak daha düşük oranlı bir çözelti vardır elimizde yani çözünen maddenin oranı daha düşüktür. Derişik diyorsa burada da karşılaştırma yaparken daha yüksek bir çözünen oranına sahip olan bir çözeltiden bahsediyoruzdur. Yani durduk yere bu çözelti seyreltiktir ya da bu çözelti derişiktir demek çok da doğru bir tanımlama, kavram olmayacak. Çünkü seyreltik, derişik bir karşılaştırma içermesi gerekiyor. Kime göre seyreltik, kime göre derişik ya da kime göre daha seyreltik, bu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Dolayısıyla elimizde mesela üç tane karışım varsa, bunlardan hangisi daha seyreltiktir, hangisi daha derişiktir ya da bunun derişimlerini kıyaslayınız gibi bir soruyla karşılaşacak olursak yapmamız gereken nedir? Buradaki çözünen oranları ile ilgili yorumlar yapmamız gerekecek. Şimdi 100 gram su 50 gram tuz varmış birinde, diğerinde 75 gram su 30 gram tuz varmış, diğerinde de 50 gram su 20 gram tuz varmış. Şimdi çözünenin oranını kıyaslamak istiyorsak ne yapacağız? Çözücüyü sabitlememiz gerekiyor. Yani birini kıyaslamak istiyorsan öbürünü sabitleyeceksin ki tıpkı katlı oranlar kanununda yaptığımız gibi orantı ile ilgili yorum yapma şansına sahip olabilirim. Şimdi buradaki çözücümüz su. Suyun kütlesine nasıl sabitleriz? Şimdi burada 100 gram var, 75 var, 50 gram var. Ee, en küçük ortak katları bizim için yeterli olacak. En küçük ortak katlarını hesaplayalım. Burada 175 ve 50 arasında e, 300'ün ortak kat olduğunu görüyorum. Yani şurada ben 100 gram su yerine 300 gram su alsaydım. Bu ne 3 kat olduğuna göre demek ki 150 gram tuz kullanmam gerekecekti. Şimdi oran değişti mi değişmedi. Oran sabit dolayısıyla oranla ilgili yorum yaparken suyu eşitlemem benim için baya bir avantaj sağlayacak. 75 gram su var. Bunu nasıl 300'e tamamlarım? 4 ile çarparım bu defada. Yani 300 gram su burada var. Buna karşılık olarak aynı oranı elde etmem için 30'u da 4 çarpmam lazım. Yani 120 gram tuz var demem lazım. Şimdi oran değişmedi ama su kütlelerini eşitlemiş oldum. Aynı şeyi bunun için yapalım. Nasıl 300 gram suya ulaşırım? Burayı da 6 ile genişlettiğim zaman. Dolayısıyla eğer ki burada 300 gram su olsaydı buna karşılık 6 katı kadar. Yani 120 gram tuzum olmalıydı ki buradaki oran sabit kalabilsin. Şimdi su kütleleri birbirine eşit olduğuna göre tuz kütleleriyle ilgili kıyaslamayı yapabilirim. 150 gram tuz var. Bunlarda 120 gram tuz var. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. X oranı en yüksek olan çözünen oranı en yüksek olan çözelti olduğuna göre demek ki en derişik çözeltidir. O zaman x büyüktür y ve x büyüktür z doğru ifade olacak. Y ve z'yi kıyasladığım zaman her ne kadar farklı miktarda su ve farklı miktarda tuz içerseler bile oran birbirine eşit olduğu için derişimleri de birbirine eşittir diyeceğiz burada. Yani y z'ye göre daha derişiktir ya da y z'ye göre daha seyreltiktir deme şansına sahip değilim. Çünkü oran olarak baktığım zaman birbirine eşittir ve derişim dediğimiz şey de aslında çözünen madde miktarının bütün çözeltiye veya çözücü miktarına karşı olan oranı şeklinde ifade edilir. Bir tane soru üzerinde birazcık daha netleştirelim bunu. Şekildeki x, y ve z çözeltilerine 5'er gram daha su eklememiz istiyor. Buna göre son durumda bu çözeltilerin en seyreltikten en derişeye doğru sıralanışı hangi seçenekte gibidir ya da e, karşılaştırmamızı, kıyaslamamızı yapmamızı istemiş. Şimdi burada aynı işlemleri yapacağız. Diyeceğiz ki suları birbirine eşitleyelim ama beşer gram su ekledikten sonraki durumda eşitlememiz gerekiyor. Yani ben 75 gram başta su varsa bunun aslında 5 gram su koyduktan sonra 80 grama çıktığını gözlemleyeceğim. Bunun 60 gram olduğunu gözlemleyeceğim. Bunun da 40 gram olduğunu gözlemleyeceğim. Şimdi 5'er gram su ekledik. Artık bu yeni su miktarlarını birbirine eşitleyeceğim ki e, genişleterek yani en küçük ortak katlarını bulacağım ki tuz oranları ile ilgili yorum yapabileyim. Şimdi bunların en küçük ortak katı kaçtır? Tabii ki 240. O zaman 240'te bunları nasıl sabitlerim, eşitleyebilirim? 80'i 3 ile çarptığım zaman 240 olduğunu göreceğim. Genişlettim. 240 gram su olsaydı elimde kaç gram tuz olacaktı? 15 gramı da 3 ile çarpalım ve 45 olduğunu gözlemleyelim. Yani 80'e 15 ise bu 240'a 45 demek aslında oran aynı kalıyor. Burada da aynı şey yapalım. 60'ı 240'a nasıl getiririm? 4 genişletiriz. Şimdi 4 genişlettiğimiz zaman 240 gram su olacak. Su kütlelerini eşitledik. Peki tuz kütlesi ne olacaktı burada? Başlangıçta 12 vardı. 4 ile çarptım. Son durumda 48 gram tuz oldu elimde. Yani ikisinden de eğer 240 gram su almış olsaydım ve oranlarının sabit kalmasını isteseydim bunu 45'ine karşılık bunun 48 gram tuzu olacaktı. Aynı şeyi burada yapalım. Elimde 40 gram su varmış. Nasıl 240'a tamamlarım ben bunu? 6 ile genişlettiğim zaman 240 gram su olduğunu görürüm. O zaman bunu da 6 ile genişletmem gerekiyor. Demek ki bu oranı sabit kalabilmesi için 240 gram suya karşılık 60 gram tuz almalıyım. Dolayısıyla artık derişimleri kıyaslamak istiyorsam benim kıyaslamam gereken şey su kütleleri birbirine eşit olduğu için buradaki tuz kütleleri olacak. Oranda bana verecekleri tuzlar olacak. Yani Z en derişik sonrasında Y sonrasında X geliyor. Bu şekilde de B seçeneğine ulaşıyoruz. Z büyük Y büyük X şeklinde. Kütleci yüzde derişim diye bir derişim kavramından bahsedecek olursak. Burada yani çözeltinin az önce hep suyun kütlesini eşitledik. Burada arkadaşlar çözeltinin toplam kütlesinden bahsediyor olacağız. Hesabı nasıl yapacağız? 100 gram çözeltinin içerisinde bulunan çözünen miktarı aslında kütlece yüzde derişimi bize veriyor. Hesabı yaparken de şunu yapabiliriz. İstersek basit bir oran orantı hesabıyla bunu çıkarabiliriz veya formülize edebiliriz. Ne yapacağız? Çözünenin kütlesini çözeltinin toplam kütlesine bölüp bunu yüzde çarptığımız zaman içerdiği aslında kütlece yüzde değeri bulmuş olacağız. Mesela bize dese ki soru 5 gram tuz içeren 20 gram tuzlu su. Bak 20 gram tuzlu su dediği için burada toplam kütleyi bulmuş oluyorum. Bana e, toplam tuz kütlesini vermiş oluyor. O zaman diyeceğim ki bunun içerdiği tuz kütlesi 5 gram. Paydaya ne yazacağız? Toplam kütleyi yazacağız. Toplam kütlede 20 gram su var. 5 gram da tuz var. Dolayısıyla toplam kütle 25 gram oldu. Ben bunu 100 ile çarptığım anda Kütlece yüzde derişimini bulmuş olacağım. Yani 5 bölü 25 çarpı yüzden bunun kütlece yüzde 20'ye eşit olduğunu görmüş olacağız. Pardon e, tuzlu su dediğine göre 20 gram tuzlu su bu 5'i buraya koymayacağız. Ve e, 20 gramda 5 varsa yüzde 25 vardır şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Yani istersek formül değerini yazarız 5 bölü toplam tuzlu su kütlesi yani 20 çarpı yüzde yüp 25'e bulurum. İstersem de şunu yaparım. 20 gram tuzlu su eğer 5 gram tuz içeriyorsa 100 gram olsaydı kaç gram içerirdi? Burada oran orantıdan da çıkarabiliriz. Yine aynı sonuca gideriz buradan. Kütlece yüzde 25 olduğunu hesaplayabiliriz. Veya soru bana bu şekilde gelecek olursa ne yapacağım? İçerisinde 5 gram tuz çözünen bu defa 20 gram su. Az önce yanlışlıkla burada yaptığımız işlemi burada yaptığımız zaman doğru sonuca gideceğiz. Çünkü tuzun kütlesi nedir? 5 gram. Paydaya neyi yazacağız peki? Toplam kütleyi yazacağız dedik. Burada çünkü tuzlu su dediği için zaten toplam kütleyi baştan vermişti. Burada 20 gram su buna karşılık 5 gram da tuz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla toplam kütlem 25. İşte bunu 100 ile çarptığım zaman ben kütlece yüzde derişime ulaşmış olacağım. 5 bölü 25 çarpı 100'den bunun yüzde 20 olduğunu hesaplayabilirim. Veya aynı işlemi şöyle de yapabilirim. Toplam kütle 25. Her 25 gram çözeltide 5 gram tuz varsa 100 gramlık çözeltide kaç gram e, tuz vardır şeklinde yaptığımız zaman bu aslında bana kütle yüzde derişimi gene vermiş olacak ve buradan da aynı sonuca tabii ki ulaşıyor olacağım. Bir soru çözelim bakalım o zaman bununla alakalı. Şimdi bize ne demiş soruda? Kütlece %20'lik 160 gram tuzlu su çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Öncelikle bize yüzde derişimi vermiş tuzlu suyun yani çözeltinin toplam kütlesini vermiş. O zaman biz şöyle yapalım. Çözeltinin içerisindeki tuz ve su miktarlarını ayrı ayrı bir bulalım ki rahat rahat yorumlayabilirim. Şimdi bize yüzde yirmi demiş ve tuzun kütlesinde x olduğunu varsayalım. Diyelim ki x gram tuz var bunun içerisinde. Ne yapıyorduk? Çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi toplam kütle unutmuyoruz bunu. Bana zaten 160 gram tuzlu su çözeltisi demiş. Dolayısıyla toplam kütleyi en başta kendisi vermiş. O zaman buraya doğrudan 160 yazabilirim. Bunu yüzle çarptığımız anda biz kütlece yüzde derişime ulaşıyorduk. E bu değeri bize ne vermiş? 20 gram olarak soru kendisi baştan vermiş. Hemen şu sıfırlardan kurtulalım. Bu sıfırlar gitsin. X değerini bulduk. 16 çarpı 2'den 32 olarak bulduk. Yani ben bu çözeltinin içerisinde bulunan tuz ve su kütlelerini ayrı ayrı yazacak olursam demek ki 32 gram tuza sahipmişim zaten en başta onu gördük. E toplam kütle 160 gram olduğuna göre geri kalan kısmı su olacak. Yani bu çözeltinin içerisinde 128 gram su olduğunu göreceğiz. Hemen şimdi öncüllere gidelim o zaman. Çözeltideki su kütlesi 140 gramdır diyor. Peki biz ne bulduk? 128 gram bulduk. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Başta verdiği bu %20 değeri e çözeltinin içerisinde bulunan 20 gram tuz demek değil, sadece her 100 gramında bulunan tuz miktarını bana vermiş olacak. Çözeltiye 40 gram daha tuz eklenirse yeni çözelti derişimi kütlece yüzde 36 olur diyor. Şimdi bunun işlemini yapacak olursak onu da aşağıda yapalım. E, ben 40 gram daha tuz eklersem şimdi başta 32 vardı. Onu aldım. O herhangi bir yere gitmedi. Üstüne 40 gram daha tuz ekledim. Dolayısıyla 72 gram artık benim çözünen maddem var, tuzum var. Peki çözeltinin toplam kütlesi ne oldu? Elimde 160 gram zaten çözelti vardı. 40 gram tuz eklediğim zaman toplam kütle de 40 gram artmış oldu. Dolayısıyla 200 grama çıkmış oldu. İşte ben bunu 100 ile çarptığım zaman yeni kütlece yüzde derişimi bulmuş olacağım. Ne dedik? 72 bölü 200 çarpı 100 gibi bir değer ulaştık biz. Buradan ne geliyor? Tabii ki şu sıfırlardan kurtuluruz. 72 bölü 2'den yüzde otuz gibi bir değere ulaşırız. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru oldu. Üçüncü ifademiz ne diyor? Çözeltilerden çökelme olmadan 60 gram su buharlaştırılırsa. Şimdi 60 gram suyu buharlaştırdığımız zaman baştaki bu 32 gramlık tuz kütlesinde herhangi bir değişim var mı? Tabii ki yok. 32 gram tuz yani çözünen kütlesi sabit. Peki toplam kütle ne yaptı? Suyu buharlaştırırsan toplam kütleyi de azaltmış olursun. Tabii ki 60 gram gittiğine göre başta 160 vardı. Bunun 60'ı Buharlaştı gitti. Elimde 100 gram su kaldı. İşte bunu 100 ile çarptığım anda yeni derişimi bulmuş olacağım aslında. Yani 32 bölü 100 çarpı 100 yapacak. Bu yüzlerden kurtulduğum anda 32 olduğunu bulacağım. Yani elimdeki yeni çözelti kütlece %32 derişime sahipmiş diyeceğim. Dolayısıyla 3. ifadem de doğru olacak. 2 ve 3 doğru cevabımız da tabii ki D seçeneğinde yer aldı. Şimdi geçelim çözeltileri peki karıştırırsak ne olacak? Birden fazla çözeltiyi aynı kabın içerisinde karıştıracağız ve yeni bir derişim elde edeceğiz. İşte bunun için yapacağımız işlem şu olacak arkadaşlar ve göz önüne alacağımız, dikkat edeceğimiz, yaptığımız işlemlerin doğru olup olmadığını kontrol edeceğimiz nokta şu. Karışımların çözelti derişimleri eşitse derişim sabit kalır. Yani herhangi bir işlem yapmana gerek yok. %20'lik, %20'lik iki tane çözeltiyi birbirine karıştır. ...hangi oranlarda karıştırırsan karıştır, hangisinden ne kadar kütlede alırsan... al, ...gene %20'lik bir çözelti elde edeceksin. Sadece hani matematiksel olarak sanki genişletme işlemi yapıyormuşsun gibi bir durum olacak. Farklı derişimde çözeltileri karıştırıyorsan bu defa aralarında bir derişim değeri bulman gerekiyor. Yani 20 ile 40'ı karıştırdığın zaman senin 45 gibi bir derişim bulma ihtimali yok aslında burada ağırlıklı ortalama değerini bulmuş oluyoruz e neye bağlı değişiyor peki bu da tabii ki kütleye göre değişiyor hangisinin kütlesi daha büyükse ona daha yakın bir sonuç bulman gerekiyor mesela hemen şuradaki öncülden doğrudan kaç olacağını en azından aşağı yukarı tahmin edebiliriz nasıl yani yüzde 40 ve yüzde 20 eğer kütleleri birbirine eşit olsaydı tam yüzde 30'luk bir çözelti elde edecektik son durumda doğrudan aritmetik ortalama alabiliriz ama kütleler farklı olduğu için diyeceğiz ki 60 grama yani bunun derişimine daha yakın bir derişim sonucu almam gerekiyor. O yüzden 30'un altında 30 ile 20 arasında bir değer bulmam gerekiyor. Doğrudan şıklara buradan yürüyebiliriz bile hatta işlem yapmamıza gerek kalmadı. Ama işlemsel olarak nasıl yapacağız peki? Onu da şöyle yapıyoruz. Kütlece yüzde derişimi ve kütlesini çarpıyoruz. Her bir çözeltin istersek 10 tane çözelti birbirinin içerisine karıştıralım. Hepsinin kütlece yüzde derişimleriyle o an sahip oldukları kütleleri çarpıp Tamamını topladıktan sonra son durumda elde edeceğim kütlece yüzde derişimi son durumdaki toplam kütle ile çarptığım zaman burada eşitliği yakalamış olacağım. Yani bu işlem üzerinde nasıl yaparız? Mesela kütlece yüzde 20'lik bir çözeltimiz varmış. Hemen onu yazdık. Çarpı ve kendi çözelti derişimi 60'mış. Daha doğrusu kütlesi 60 60'mış. Artı yüzde 40'lık bir çözeltim varmış. Ve bunun da 40 gram olduğunu bana söylüyor. Burayı neye eşitleyeceğim ben? Şimdi diyeceğim ki... Son durumdaki kütlece yüzde derişim bulmaya çalıştığım şey bu zaten. Çarpı toplam kütle. Peki toplam kütle ne olacak? Kütlenin korunumu kanunu sadece kimyasal tepkimelerde değil. Tabii ki fiziksel olaylarda da geçerli. 60 gram birinden 40 gram da diğerinden aldım. Toplamda 100 gram benim son kütlem olacak. Yani hemen ne yapıyoruz? Şuradan 1200 geliyor. Artı şuradan 1600 geliyor. Eşittir diyeceğiz. Son durumdaki yüzdemiz çarpı 100. Hemen şu sıfırların tamamında kurtulabiliriz ve kütlece yüzde yepyeni bir çözelti elde ettik diyebiliriz. Bakıyoruz hemen doğru sonucu elde ettik mi? 20 ile 40 arasında bir değer olacak ve 20'ye daha yakın olacak yani 30'un altında kalması gerekiyor. 28 oldukça verimli bir sonuç geldi arkadaşlar bize. Hacimce yüzde derişim diyecek olursa, şimdi burada neler yapacağız? E aslında kütlece yüzde ile aşağı yukarı aynı hesapları yapıyoruz. Hesaplama aşamasına geldiğimiz zaman hacimce yüzde derişim dediğimiz şey çözünen maddenin e, hacmi bölü çözeltinin toplam hacmi çarpı yüz. Şimdi kütlece yüzdeyi her türlü çözeltide kullanabiliriz ama hacimce yüzdeden bahsediyorsak burada sıvı sıvı çözeltilerde kullanmamız gerekecek Çünkü bir tuzu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman burada hacimce yüzdeden bahsetmemiz çok doğru bir hamle olmayacaktır. Çünkü tuzu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman neredeyse hacimde hiç değişiklik olmuyor. O yüzden orada aslında tuzun hacim anlamında pek de bir yeri yok. Ama sıvı sıvı çözeltilerde bu geçerli olacak. E i̇ki sıvıyı birbirinin içerisine karıştırdım. Zaman hacimdeki yüzdeyi hesaplayabiliriz. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz alkolle suyu atıyorum 50 mililitre alkol, 50 mililitre su alıp birbirine karıştırdığımız zaman elde ettiğimiz yeni çözelti 100 mililitre olmuyor arkadaşlar. Çünkü su ve alkol molekülleri birbirin içerisine giriş çıkışlar yapıyorlar. Bu sayede hacim 100 olmuyor da 97 oluyor mesela. Normalde toplam hacimlerinden biraz daha düşük oluyor. O yüzden. Biz bir çözelti hazırlarken hacimce yüzde derişim hesaplayacağımız bir çözelti hazırlarken e, toplam işte 10 mililitre birinden 40 mililitre birinden alıp karıştırıp toplam hacim 50 mililitredir deyip buna göre işlem yapamıyoruz. Kütlede bunu yapabiliyorduk ama hacimde yapmamız gereken şey alkolü atıyorum alkol, ile 10 mililitre alkolle 100 mililitrelik bir çözelti hazırlamak istiyoruz. 10 mililitre alkolü alacağız ve suyla onu 100 mililitreye tamamlayacağız ki o zaman hacimce yüzdesi yüzde %10'dur diye bilelim. Bunun dışında yüzde %10 derişime ulaşmış olamayacağız. Peki ne tarz cümlelerle karşımıza gelecek peki bu? 10 mililitre alkol içeren 50 mililitre alkol su karışımı diyorsa. Bak toplam hacim 50. Toplam hacim bana verdi çünkü 50 mililitre doğrudan alkol su karışımının hacmiymiş. Ve 10 mililitre de alkol içeriyormuş çözünenin hacmini de verdi. Dolayısıyla artık ben bu işleme tabi tutabilirim. Ne diyeceğim? 10 mililitre alkol vardı çözünen maddenin hacmi. Toplam hacmi bana verdi 50 olarak. Ben bunu 100 ile çarptığım anda e, hacimce yüzde derişimini bulmuş olacağım. Tabii ki buradan ne geliyor? Yüzde 20 gibi bir hacme ulaşmış oluyorum. Veya şöyle bir cümleyle su ile 50 mililitre hacme tamamlanan 10 mililitre alkol derse çözünenin hacmi 10. Bunu bana verdi suyla 50 mililitreye tamamladığımı söylediği için ben buranın 50 olduğunu söyleyebileceğim. Çünkü son durumdaki toplam hacmi bana vermiş oldu. Yine aynı işlemle yüzde 20'ye ulaşabilirim. Yani bu iki cümle ikisi de bana hacimde yüzde derişimi hesaplatır. Ama şöyle bir şey söylerse 40 mililitre su ile 10 mililitre alkolün çöz karışımı. Şimdi 40 mililitre alkolden aldım, 10 mililitre sudan aldım ya da tam tersi fark etmiyor. Ama toplamları 50 mililitre olmadı ki ben toplam hacme 50 mililitre diyebileyim. O yüzden burada hacimce yüzde derişim yüzde 20'dir deme şansına sahip olamıyorum. Toplam hacim 50'nin altında kalıyor. Bu moleküllerin birbirinin içerisine giriş çıkışından ötürü girmesine ötürü. Hemen bir soru çözelim o zaman bununla ilgili. Demiş ki bu çözeltilerden hangileri hacimce yüzde 40 alkol içermektedir? Şimdi 40 mililitre alkol ve 60 mililitre su ile hazırlanan alkol su çözeltisi diyorsa hemen bakıyorum evet 100 mililitre toplamları 40 mililitrede de alkol var yüzde 20 yüzde 40 olmuyor mu bu olmuyor diyoruz neden çünkü toplamları 100 mililitre gibi gözükse de ben bu ikisini birbirine karıştırdığım anda toplam yeni hacmim 100 mililitre olmayacak bu yüzden orada elde ettiğim derişim de yüzde 40 olmayacak. Alkol ile 100 mililitreye tamamlanan 60 mililitre su. Bakın e, burada çözünen maddemiz alkol. Dolayısıyla alkolün derişimini ben hesaplamak istiyorsam 40 mililitre alkolü alıp onu suyla 100 mililitreye tamamlamam lazım. Bu işlemi yaptığım anda ne oluyor? Şimdi elimde 60 mililitre su var. 40 mililitre alkolü dökmüyorum. Çünkü 100 mililitreye tamamlayabilmem için 40'tan biraz daha fazla alkol dökmem gerekiyor. Dolayısıyla da derişim aslında %40'dan biraz daha fazla oluyor. O yüzden bunu da kullanamam. Peki çözelti gerçekten yüzde 40 alkol içermesi için ne yapmam gerekiyor? 40 mililitre alkolü alıyorum ve üstüne 100 mililitreye tamamlayacak kadar su ekliyorum. Bu da bana istediğim çözeltiyi hazırlatmış oluyor. Dolayısıyla sadece üçüncü ifadem doğrudur. Üçüncü ifadem bana yüzde 40 alkol içeren bir çözelti vermiştir diyeceğim. Geçiyoruz ppm kavramından bahsetmeye. Aslında milyonda bir tanecik anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu çok 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 küçük derişimleri belirtirken kullanacağımız bir birim olacak. Ee, nasıl hesaplıyoruz? Peki hesaplamaları nasıl yapıyoruz? Neden bu kadar küçük? Şimdi öğrendiğimiz derişim birimlerinde ne vardı? Yüzdeden bahsediyorduk. İşte 100 gram çözeltinin içerisinde 20 gram, 30 gram çözünen madde vardı. Dolayısıyla ciddi bir derişimden, miktardan bahsediyorduk. Ama bu defa adı da üzerinde zaten milyonda bir tanecik. Yani milyonlarca Kütlede sadece e, küçücük bir kütleden bahsediyoruz ki e, ppm hesaplayabilirim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kocaman bir havuzun içerisinde işte birkaç gram klor çözüyorsun sadece. Orada bulunan klor derişimini mecburen PPM ile hesaplamış oluyorsun. Çünkü eğer kütlece yüzde derişim verecek ol, olursan milyonlarca e, değer elde etmemiz gerekiyor daha doğrusu çok 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 küçük bir değer elde etmiş olacağız. Yüzde 0.0001 gibi bir değere gitmemiz gerekiyor. E bizim daha uygulanabilir, kullanılabilir bir derişim birimine ihtiyacımız var. Bunun için de PPM bizim yardımcımız oluyor. Hesaplamasında şöyle yapıyoruz çözünen maddenin kütlesi her neyse eğer aynı birimi kullanacaksak yani gramsa bunu da gram kilogramsa bunu da kilogram cinsinden kullanıyorsak çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10 üzeri 6 diyoruz zaten milyonda bir kavramı buradan geliyor. Veya milyonda birine denk gelen birimler kullanabiliriz ne gibi çözüneni miligram cinsinden çözün e, şurayı da düzeltelim çözeltiyi de kilogram cinsinden alırsak gerçekten de milyonda bir türünde milyonda birine denk gelen bir kütle birimine ulaşmış oluruz. Dolayısıyla aynı sonucu elde ederiz. Yani ya bu oranı 10 üzeri 6 ile çarpacağız ya da aynı birimlerden değil farklı birimlerden alıp birimlerle ppm'e ulaşacağız. Ne gibi mesela? 1 gram tuz çözülmüş 1000 gram tuzlu su. Düşünün binde biri sadece. Bunu Kütlece yüzde olarak hesapladığımız zaman ne gelecek? 1000 gramda 1 ise 100 gramda sadece 0.1. 0.1 e, kütlece yüzde derişimi olacak. E tabii ki daha uygulanır bir şey yapmak için ne, ne kullanacağız? Diyeceğiz ki ikisi de gram cinsinden verildiğine göre çözünenin kütlesi 1 bölü çözeltinin kütlesi 1000 çarpı 10 üzeri 6 koyalım ya. Yani az önce kütlece yüzde derişiminde buraya sadece 100 koyuyorduk. Bu defa 10 üzeri 6 koyuyoruz. Yaptığımız tek şey bu oluyor aslında fark olarak. Dolayısıyla buradan ne geliyor? Hemen şu 6 ile 3 tane 0 gidiyor. Burada 3 bırakıyor. Yani 1000 ppm değerine ulaştırmış oluyor bizi. Veya başka ne yapabiliriz? Şimdi 1 gram demiş. Biz ne dedik? Çözüneni miligrama çevir her zaman için. Gramı miligrama nasıl çeviririz? 1000 miligramdır. Bölü diyelim. Çözeltinin toplam kütlesini de kilogram cinsinden al. E bin gram demiş. Bunun kilogram cinsinden karşılığı nedir? 1 kilogramdır. Şimdi miligram bölü kilogram aslında ppm demektir zaten. Dolayısıyla 1000 ppm sonucuna bu gene beni ulaştırmış oldu. Dolayısıyla aynı sonuca gittik. İstediğimiz yöntemi kullanabiliriz. Temelde bilmemiz gereken en önemli nokta nedir? Çok 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 küçük derişimleri hesaplarken kullandığımız derişim birimidir diyeceğiz. Günlük hayatta bazı derişimler karşımıza çıkıyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Ne amaçla kullanılıyor? Şimdi insan sağlığı için güvenliği ve kullandığımız maddeleri satın aldığımız maddelerin bilinçli tüketimini sağlamak için bazı maddelerin üzerinde zorunlu bir şekilde içerik değerleri belirtilmelidir. Ve bu içerik değerlerini derişim türünden yani oran türünden belirtmeleri gerekiyor. Yani gidip de yarım kiloluk bir Malzeme aldığın zaman onun yarım kilonun içerisinde yer alan toplam miktarı söylemez sana ne der? Bu aldığın e, maddenin 100 gramında şu kadar kalori vardır ya da her 100 gramında şu kadar yağ vardır şeklinde bize oran söylerler. Veya yani gidip herhangi bir kıyafet satın aldığımız zaman... Bu kıyafeti dokurken içerisinde neler kullandıklarını bize söylemiş olurlar. Yani o kütlenin %70'inin aslında pamuk, %27'sinde polyesterden oluştuğunu, ne kadar elastan içerdiğini bize söylemesi gerekiyor. Bu sayede de biz o maddeyle alacağımız kıyafetle veya gıda ürünüyle ilgili bütün bilgilere sahip olmuş oluruz, yorumlama yapmış olabiliriz. Mesela bizim herhangi bir malzemeye, elastana alerjimiz varsa buraya bakarak onu alıp almamaya karar verebiliriz ya da ...tüketeceğimiz gıdadan ne kadar enerji alacağız, kalori değeri olarak bize ifade edecektir... ...veya ne kadar yağ vardır, yağ barındırdığını bize yine bu etiketler söylüyordur. Bu bilgiler bize kütlece ve hacimce derişim birimleriyle elde edilebilir. Yani burada da onu belirtmek zorunda zaten. 100 gram üründe mi bu böyledir? Yoksa eğer sıvı bir tüketim malzemesini almışsak... Burada işte 100 mililitresinde bu kadar var şeklinde derişim birimlerini bize söyleyecek. Bu çözeltilerin ama derişimleri bazı özellikleri inanılmaz etkiliyor. Ne gibi? Çözeltilerin derişimine bağlı olan bazı özellikler var ve bunlara biz koligatif özellik adını veriyoruz arkadaşlar. Koligatif özellik. Bunlardan erime doğma noktası, kaynama noktası, ozmotik basınç veya buhar basıncı, denge buhar basıncı e, ...koligatif özelliklere örnek olarak verilebilir. Elimizdeki bir çözeltinin... ...derişimi değiştikçe bu saydığımız... ...özelliklerde değişim geçiriyorlar arkadaşlar. Artıyorlar ya da azalıyorlar. Şimdi burada... ...bahsetmemiz gereken önemli nokta... ...ve karşımıza çıkacak sorularda yer alacak... ...özellik erime... ...veya donma noktaları olacak. Ve şu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Eğer sen bir çözeltinin derişimini artırırsan... ...onun donma noktasının... ...düşmesine sebep olursun. Daha düşük sıcaklıklarda donmasına sebep olursun. Bunu teknolojide ve günlük hayatımızda yoğun olarak kullanıyoruz aslında. Gidip arabamızın radyatörlerine neden antifriz suyu seyitliyoruz? Neden antifriz karışımı oluşturuyoruz? Çünkü o antifriz sayesinde çözeltinin radyatörde bulunan suyun derişimi artmış oluyor. Derişim arttığı için ne oluyor? Donma noktası düşüyor. Donma noktası düşük olduğu için de kışın çok düşük sıcaklıklarda bile olsa e, radyatördeki su donmadığı için radyatörümüz zarar görmüyor. Çünkü şunu da biliyoruz. Su donunca hacmi büyüyen bir maddedir. Hacmi büyüdüğü için de ne olacak? Radyatörümüzün patlamasına sebep olacak bir de fazla doluysa. Dolayısıyla o glikol yani e, antifriz maddesi oradaki suyun donmasını engellediği için aslında radyatörümüzü kurtarmış oluyor. Veya deniz suyu Normalden daha düşük sıcaklıkta donuyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani gördüğümüz üzere teknenin kendisi donarken deniz suyu hala daha sıvı halde. Neden? Çünkü deniz suyunun tuzlu bir yapısı olduğunu biliyoruz. Yani oldukça yüksek bir derişime sahip. Derişim yüksek olduğu için suyun donma noktası, deniz suyunun donma noktası sıfırın çok daha altında. Veyahut teknolojide günümüzde nasıl kullanıyoruz bunu? Uçakların yıkanma işlemlerini alkolle yapıyorlar. Neden? Donmasını istemiyoruz çünkü tabii ki uçağın ve biz alkolle yıkadığımız zaman derişimi arttırdığımız için donma noktasını düşürüyoruz. O yüzden çok düşük sıcaklıklarda bile donma yaşanmasını engellemiş oluyoruz uçaklarda veya yollara kışın tuzu neden ek, ek, e, ilave ediyoruz? Neden yolları tuzluyoruz? Çünkü donma noktasının düşmesini istiyoruz. Bu sayede de yollar buz tutmamış oluyor. Aynı şekilde Kaynama noktasının da artmasına sebep oluyor bu derişimler arkadaşlar. Bunu da ekstra bilgi olarak alabiliriz. Yani biz e, derişimi ne kadar artırırsak kaynama noktası da o kadar yüksek olacak. Özellikle çözdüğümüz madde uçucu olmayan bir katıysa. Şimdi konumuzu güzelce tamamladığımıza göre geçelim bir şu ÖSYM tarzını hep birlikte çözelim bakalım. Bize demiş ki, yukarıda içerdikleri su ve tuz kütleleri verilen X, Y ve Z çözeltilerinin aynı şartlardaki kaynama noktaları arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibidir? Dedik ki derişim arttıkça donma noktası düşer, kaynama noktası buna karşılık olarak artar. Şimdi yukarıda ...bize içeriklerini vermiş 60-90-45... ...derişimlerini kıyaslamamız lazım. Yani biz aslında derişimleri arasındaki... ...ilişkiyi bulursak kaynama noktaları... ...arasındaki ilişki eşit olacak. İkisi birbiriyle doğru orantılı olduğu için. Ne yapalım? Su kütlelerini birbirine eşitleyelim. Yapacağımız şey buydu. Nerede eşitleniyorlar? 180'de. Dolayısıyla bunu... ...3 genişleterek, bunu 2 ile... ...genişleterek, bunu da 4 genişleterek... ...180'e tamamlayabiliriz. Şimdi bunu 3 ile çarptık dedik. Dolayısıyla tuz kütlesi burada 75 gram oldu. Bunu... 2 ile çarptık dedik. Dolayısıyla tuz kütlesi 70 oldu. Burayı da 4 ile çarptığımıza göre tuz kütlesi 80 oldu. Yani derişimler arasındaki ilişki nedir? Z'nin derişimi en büyük. Sonra X, sonra Y gelecek. Derişim ne kadar yüksekse kaynama noktası da o kadar yüksektir dedik. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneğinde yer alacak. Geçelim bir önceki videomuzun hafta dersimizin ödüllü sorusunu çözmeye birlikte. Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri arasında iyon dipol etkileşimleri oluşturarak çözünür demişti. Hemen diyoruz ki magnezyum iyonik bir bileşik. Su bir polar molekül yapısında dolayısıyla etkileşimin türü ne olacak? İyon dipol etkileşimi olacak. Şimdi buraya geldiğimiz zaman iyonik bir bileşik ama burada apolar bir madde var. Apolar olduğu zaman ne oluyordu? Zaten çözünme beklemiyoruz burada ama hadi çözündüğünü varsayalım. Tancikler arasında illaki gene bir etkileşim oluşacak. İyonik bileşikten iyonlar, apolar moleküllerden ise indüklenmiş dipoller gelecek. Dolayısıyla iyon indüklenmiş dipol etkileşimlerinin olduğunu gözlemleyeceğiz. Yani bir de iyon dipol var ancak iki de yok. Üçe geldiğimiz zaman... Bir molekül yapısı başka bir molekül yapısı daha. iyon yok ki iyon dipol olsun. Burada ne oluşuyor? İkisi de polar. ikisi de FON kuralına, FON kuralına uyuyor. Dolayısıyla hidrojen bağının olduğunu söyleyeceğiz. O zaman bu da iyon dipol içermiyordur. Cevabımız nedir? Tabii ki yalnız birdir diyeceğiz. Geçelim şimdi ödevlendirmemizi yapmayı arkadaşlar. Kimyatik kitabımızı alıyoruz. Her zamanki gibi ödevlendirmemize bakacağız. Nereler yaptık, nereye kadar geldik onlardan bahsedecek olursak. Karışımlarda heterojen ve homojen karışımlar, tanecikler arası etkileşimler ve çözünme olayı, iyonik ve molekül yapılı bileşiklerin çözünmesi kısımlarını. Yani ilk ucu adımı tamamlamıştık. Şimdi kütlece yüzde, hacimce yüzde, günlük hayatta derişim, kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması şeklinde 8. adıma kadar tanımlıyoruz. 4 5 6 7 ve 8. adımlar ödevimiz olacak. Yani 130. sayfadan ödevimiz başlıyor arkadaşlar. Şöyle hep birlikte bir göz atalım neler varmış ödevimizin olduğu kısımda dedik ki dördüncü adımdan başlıyor. Her bir adımda arkadaşlar bir tane temel düzey, iki tane orta düzey, iki tane de yeni nesil soru karşımıza çıkacak ve arada kapsül bilgilerle o kazanımla ilgili ihtiyaç duyduğumuz bilgiler bize sunulacak. Bu tüm adımlarda aynı şekilde devam edecek ve kazanımlarla ilgili ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bize kazandırmış olacak. Herhangi bir soruda sorun yaşayacak olursak da kare kod burada video çözümleriyle karşımızda olacak. Ödevimizi de tamamlayıp bir sonraki derste tekrar buluşalım arkadaşlar. O zaman. Ödüllü sorunun yorumların ödül ödül soruyu da yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.